Şu anda Barcelona sahillerinden İbiza'ya doğru hareket ediyoruz. Heyecanım var diyor. İnşallah Allah hepinizi hayal ettiği seyahatle yaşamayı nasip eder. Benim için muazzam bir görüntü. İnşallah sizin için de benzer durumunu ifade ediyorum. Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Dünkü videoyu oradan bitireyim. Buradan da yeni videoya başlayayım. Bu yoldan hiçbir şey geçmiyordu. Ben konuşmaya başladım ya illa bir şey geçer. Arkadaşlar dün ilk izlenim olarak eğer ki Barcelona'yı beğendiğimi söylediysem sözüm geri. Barcelona görülmesi gereken bir şehir değil. Yani Barcelona bence yine abartılmış, şişirilmiş. Aynı zamanda Paris abartılmış ama bir karşılığı vardı. Barcelona gerçekten yani bizim Antalya gibi. Antalya'nın daha eski hali, tek görülmesi gereken yer o gotik mimari bence. O gotik kafeler güzel, o bölüm güzel. Geri kalan her şey tam bir para tuzağı. Arkamdaki park, Park Güell. Girişi 12 euro arkadaşlar. 120 euroya parka mı girilir? 120 euroya, 120 TL'ye parka mı girilir? Kamyonun önünden biri geçince heyecanlanıyorum biri kamerayı çalacak diye. Barcelona'nın geçilmesi gereken her yerini gezdim. Bence Barcelona gerçekten şişirilmiş bir şehir. Şimdi Camp Nou'ya gideceğiz. Arkamdaki stadyum meşhur Camp Nou arkadaşlar. Burası da abartılmış ulan. Ya gerçekten dün ben Barcelona ne güzel diye aradım, taradım. Barcelona niye güzeldi diye. Güzel bir şey bulunca aa Barcelona güzelmiş dedim ama gerçekten yani ben aradım bulamadım. 40 bin adım yürüdüm arkadaşlar dün Barcelona'da. Yaklaşık 40 kilometre 50 kilometre bisiklet sürdüm. Yani girebilecek her sokağına girdim. Görülmesi gereken her nesnesini gördüm. Gerçekten Barcelona'da ne buldum biliyor musunuz? Avrupa'nın en pis yerlerinden biri. Hatta gezdiğim şehirler için en pis şehri. Her yer kokuyor arkadaşlar şehirde. Eski şehir. Bisiklete saygı duyulmayan bir şey yok. Bisiklet yolları bir başlıyor bir bitiyor. Ya gerçekten yani hani bu katılanlar ya İspanyollar ben şehrini çok beğendim. San Sebastian soyulmama rağmen muhteşem bir şehirdi 150 bin nüfusuyla. Ondan sonra Bilbao muhteşem bir şehirdi buraya kıyasla. Ama gerçekten eğer ki Barcelona'ya bir gezi planınız varsa ya gidin arkadaşlar Belgrad, Kiev, Minsk. Burada 1000 kat daha güzel. Şu aşılan parçasına bir bakın be. Bir denizde gitmiyor. Onunla da yakında gidecek evelallah. Barcelona kumsallarından son görüntüler arkadaşlar. Biraz daha Ibiza yolcusu kalmasın. Arkadaşlar Barcelona'dan veda etmek üzereyim. Saat şu anda 7.30. Saat 9'da feribota geçeceğim. Saat 10'da feribota bineceğim. Ve Ibiza'ya gideceğim arkadaşlar. Bunu kaçıncıya söylüyorum bilmiyorum. Hem de kendime güzel bir otel ayarladım. Söylemiş miydim? Otel Montana. Kıydım bu sefer paraya. İbiza'da rahat edeyim dediğim, İbiza'da rahat rahat gezeyim, rahat rahat takılabileyim. İbiza'da sizle muhteşem görüntüler yakalamayı da düşünüyorum arkadaşlar aynı zamanda. Bugün Bayern Münih ile Barcelona'nın maçı var arkadaşlar. Bütün gönlüm Bayern Münih'ten yana biliyorsunuz ben Barcelona'yı sevmedim. İbiza'ya gitmek için arkadaşlar minibüse bindim. Bu minibüs beni feribota getirecek. İskele'deyim aslında. Bisikleti bunun bagajına koydum. Vallahi çok ilginç bir sistem. Bakalım ne olacak ben de merakla bekliyorum. Şu anda otobüste herkes Barcelona maçını dinliyor. Bayern Münih'le. İnşallah Bayern Münih kazanır. Arkadaşlar bisikletimin bagaj demirinden çöpe kilitledim. Arkadan da kilitledim. Laptopumu da yanıma aldım. Çantamı da aldım. Gidiyorum. Bisikletimi burada bırakacağım böyle. İnşallah düşmez. Her şuradan da kilitledim. Ha böylelikle hem hareket etmez hem de çalamazlar. Arkadaşlar bu kanalda ben hayallerimi sizlerle paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi seyahatimin planı
Amsterdam'dan başlayarak İbiza'ya kadar gelmek. Şu anda İbiza Feribot'undayım. Ve bu gördüğünüz gemiyle beraber İbiza'ya seyahat ediyorum. Zaman zaman gerçekten çok zorlu vakitler geçirdim. Zaman zaman gerçekten çok yoruldum. Zaman zaman neredeyse alacaktım. Ama şu anda yaşadığım duygu şunu söylüyor içinden bana. Her şeye değerli. Gerçekten şu anda hep hayatım boyunca merak edeceğim yere seyahat ediyorum. Belki çok boktan olabilir. Fark etmez. Ben hayalim boyunca merak edeceğim yere seyahat ediyorum. Ve şu anda bu geminin şurası kafesi. Arkasında restorantı, barı ve uyuma alanı var. Bu gemiyle 8 saat gideceğiz. Ve sonra gerçekten çok merak ettiğim bir yer. İbiza'ya geleceğim. Ses yüksektir. Gemi çalışıyor. Bunun için kusura bakmayın. Kalın. Sağlıcakla. Arkadaşlar şimdi gelelim. Nasıl ucuza seyahat ediyorum. Bisikletim yanına geldim. Lidl'dan, en son gidip Lidl'dan alışveriş yapmıştım. Su, içecek, yiyecek, ıspanaklı börek, örnek veriyorum, meyve suyu, işte su, işte ya da diğer farklı aklınıza gelebilecek bir ton içeceği şu çantama, yani ön çantamın bir tanesine koymuştum. Öyle olunca geldim, bunları şimdi buradan alıyorum. Yol boyu ne karnım acıkır, ne de canım başka bir şey ister, yine de su alırım. Otomatikman 8 saat boyunca burada bir çay alsam, su alsam 3 euro, 5 euro, ben 5 euroya yeri geldiğinde karnımı doyuruyorum ya düşünüldüğünde. Arkadaşlar, İbiza'ya yaklaştık. Bu geminin kafesiydi. Ben günü burada geçirdim, rahatlı ve uyudum. Saat 6'ya geliyor. Herkes ayaklandı, bir anons geçtiler ama anonsları ben anlamıyorum ki Avrupa'da. İngilizce kimse yapmıyor abi. Herkes ayaklanınca anlıyorum ki yaklaştık. İniyoruz. İşte iniyoruz. İbiza'ya iniyoruz arkadaşlar. Ve işte beklenen anons arkadaşlar. İbiza. Saat 6-6.30 gibi geldim. Şu anda saat 8-8.30. Zaten buraya liman biraz uzak. Limandan buraya kadar sürdüm. Gelirken yolda birkaç kişiye Şeyma'ya sordum. Şeyma şubasını tanıyor musunuz falan, resmini gösterdim. Yok abi, tanıyan falan yok. Hatun diyemiş olabilir. Baktım New York'taymış kendileri. Biraz önce hesabına girdim, baktım New York'tan post atmış. Hatun durduğu yerde durmuyor. Neyse, çok yoruldum. Yani size muhabbet ediyorum ama şuradan birazdan güzel bir fotoğraf çekecek bir kareye kaldım. Oradan fotoğraf çekeceğim. Geldim de yağmur yağmaya başladı. Şimdi hava açtı. Otelim benim buradan 11 km uzakta. Yani Saint Anthony diye bir yerde. Adanın diğer ucunda. Arası 11 km ve düz yol. Bisikletim olduğu için sıkıntı değil. Orası bir başka yerleşim bölgesi. Adanın içine böyle parça parça dağılmış yerleşimler. Daha pek bir şey göremedim. Bu sefer de peşin konuşmayacağım. Şimdi 3 gün gözlemleyeceğim. Beğenip beğenmediğim İbiza'yı ondan sonra söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi yorgunum. Birkaç fotoğraf çekip otelime doğru yol alacağım. İnşallah beni çekin saatinden erken bir saatte içeri kabul ederler. Işık gözünüzü alıyor mu? Kapatayım mı şöyle? İbiza öğretmen evinden hepinize selamlar. Size İbiza'yı fazlasıyla göstermedim ama benim 11 kilometreyi tahmin ettiğim yer 19 kilometreymiş. Yani adanın bir ucundan diğer ucuna kadar. Yani İbiza'nın merkezinden, yani İbiza adanın ismi ise eğer ki o taraftaki şehirden bu taraftaki şehre Saint Anthony. İşte öyle bir şey olan bölümüne geldim arkadaşlar. 18 kilometre hafiften rampa vardı. Hatta bayağı rampa vardı. 9 kilometre tırmanıyorsunuz. 9 kilometre iniyorsunuz. Çok yorucu bir yol değil. Girilir gelinir. Arkadaşlar, bu öğretmen evini bir sevdim bir sevdim. Şaka maka, burası öğretmen evi değil. Otel Montana. 10-15 metrekare bir oda.
Ama adamlar işini çok iyi yapıyorlar. 15 metrekare bir odayı ne hale getirmişler. Televizyonu var, kliması var, küveti var. İşte adamlar her şeyi düşünmüşler. Plastik bardağını bile koymuşlar. Buzdolabı var. Ya bunlar benim için lüks. Yani ben bildiğiniz kaç gündür kampta kalıyordum. Bugün Ibiza'da tek başıma bir otelde bir odada kalıyorum. Bu benim için gerçekten bulunmaz bir nimet. 3 gün burada kalacağım. 30 euro para verdim. Ama gerçekten bisikletimi kapının önünde koydular ve bir odası var, oraya kilitlediler. Ya gerçekten yapılması gereken her şeyi ihtiyacım olan her şey var bu otelde. San Antonio'nun da tam merkezinde. Bütün şeylere yakın. Beach'lere yakın. Ama arkadaşlar beni üzen bir şey daha karşılaştım. Ibiza'da da klublar kapalıymış. Yani ben buraya partilemeye gelmiştim. Partileme tarzı bakalım nasıl olacak. Size dediğim gibi Ibiza'yı fazlasıyla göstermedim çünkü Ibiza'yı beraber 3 gün boyunca 2 video halinde hem doğal güzelliklerini hem de gece hayatını size ayrı ayrı göstermeyi planlıyorum dostlarım. O yüzden bugün gelirken Ibiza'yı fazlasıyla göstermedim. Ibiza ile alakalı bomba videolar paylaşacağım ben size. YouTube kanalıma takipte kalın. Bu videonun sonuna geldik. Bu video işte dün sondan başladık. Bugün otelimin odasında bitiriyoruz. Küvette şimdi güzelce bir dinleneceğim. Saçımı sakalımı toplayacağım. Ibiza'ya kendimi hazırlayacağım. Ondan sonra bekle bizi. Ibiza şu anda en az 3 gece 4 gün buradayım. Ama dinlenmeye ihtiyacım vardı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ayağa kalkamayacak kadar yorulmuşum. Ama az önce 30 euro dedim. Günlüğü 30 euro. Yani 3 günde 90 euro verdim. 3 euro da tax vergisi var. 93 euro. Ama yani ben bu günlük 30 euroyu zaman yeri geldiğinde kampiklere vermiştim. Gerçekten Ibiza'nın göbeğinde böyle bir otelde tek başına konaklama 30 euro zaten en ucuz buydu yani. Hani bir de 8.9 puanı var buranın. Google'da da 4.6 puanı var. Gerçekten işini iyi yapan bir yer oldu. Her haliyle zaten belli oluyor. Personelde çok kibar ve saygılılar. Arkadaşlar bir hikaye anlatacağım. Bu benim hayatımın belki seyahatin hikayesi. Biz çocukluk arkadaşlarımızla lise 2'de ilk kez Marmaris'e gitmiştik. O Marmaris'e gittiğimiz zaman ilk sabah işte ben Marmaris'te sabah saat yine bu saatlerde geldim. O işte sabahın köründe Marmaris'te hiçbir şey yok. Ama o zamanlar Marmaris'in nüfusu 20 bin civarında falan. Yıl kaç diyeyim ben size? 2000'li yılların ortalarıdır yani. 2003-2005 belki öyle yıllardır. Lens kapağı düştü. Burası dedim şehir mi dedim yani hiç güzel değilmiş dedim o kadar yol boşuna mı geldik dedim. Karasu'ya gitseydik dedim ki ben yani annem Karasu'lu bol bol gittim. Karasu'yu ufak gördüğüm için söylemiyorum. Bol bol gittiğim için söyledim aynı dedim. Karasu dedim Marmaris yani. Abi akşam bir oldu. Marmaris'te muhteşem bir tatil geçirdik o sene biz. Hayatım yani Facebook'ta resimleri var da hala durur cennet diye paylaşmışım. Yani şöyle anlatayım ben size hayatımda unutamadığım tatillerden bir tanesini yaşadım. Ama sabah ilk gördüğümde hiç beğenmemiştim. Ben Marmaris'i ondan sonra 10 yıl boyunca her sene otostop çekerek Marmaris'e tatile gittik. Arkadaşlarla elimi değiştireceğim bir dakika. Şimdi Ibiza'yı bana sorarsanız ilk izlenim nasıl diye. Bu da bu sefer Marmaris gibi arkadaşlar. Şehir gerçekten aynı Marmaris. Yani hani ben buradan bir resim çekilsem Marmaris'te size inandırırım. De Marmaris'e ben bu sefer çok yakın yaşıyorum. Malum Ortaca'da yaşadığım için Marmaris bana arabayla 45 dakika, bisikletle 6 saat yani düşünüldüğünde. Süreç böyle olunca arkadaşlar yani bu sefer bu kadar yol gelmeye gerek var mıydı? Bakalım bunu bekleyip göreceğiz. Bizim Karasu hikayesi gibi olacak mı? Ya da 1. Marmaris hikayesi gibi olacak mı? Gerçekten burası şu an itibariyle aynı Marmaris.